Teşekkür ederim Serap. Ne için? Bana hakkımı verdiğin için. Bunca yaşanan şeyden sonra. Teşekküre gerek yok. Muzaffer'e bir söz verdim. Onu yerine getirmeye çalışıyorum. Bir başkası olsa öfkesine yenilebilirdi. Adaletli davranamayabilirdi. Yüce gönüllüymüşsün. Her türlü gelirden sana kalan pay. Yalnız bir şartım var. Parayı alacaksın. Ama dediğimi yaparsan. Ne istiyorsun? Kemal'den boşanacaksın. Haddini aşıyorsun. Bunu yapmaya hakkın yok. Bana böyle bir şart koşamazsın. Abimin vasiyetini yerine getirmek zorundasın. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum zaten. Muzaffer'in vasiyetine senden daha fazla ehemmiyet veriyorum. Muzaffer seni Kemal'den kurtarmak istiyordu. Onun seninle ilgili en büyük talebi buydu. Karar senin tabii. Aklı başında bir kadınsın. Bir işçi karısı olarak yaşamayı seçebilirsin. Kemal'in kazandığı parayla pekala bir hayat sürebilirsin. Ya da dönersin çiftliğe. Özlemini duyduğun eski hayata. Ya parasız sefil bir hayat. Ya da Kemal'siz iyi bir hayat. Tercihini yap. Hemen cevap verme. Kolay verilecek bir karar değil. İstikbalini tayin edeceksin. İşte. Param burada. İyi düşün. Benim acelem yok. İstediğin zaman gelir alırsın. Zehra. He? Bilezliklerini getir. Bilezliklerim mi? Yanımda değil ki, çiftlikte onlar. İyi ya. Git getir çabuk. Yok. Getirmem. Sen bana karşı mı duruyorsun? Ama garantim onlar benim. Zor günler için zahlıyorum ben onları. İyi ya. Şimdi de zor günler. Lazım diyorum sana. Git getir çabuk. Ben neye lazım olduğunu biliyorum onların. Kumara zıhınlan diye değil mi? Ha? Oğluna lazım lan. Oğluna. Hamza'ya. Hamza'ya mı? Hayır. Hamza. Sen ne diyorsun Cemşit? Hamza yaş. Yalancı! Yalan söylüyorsun! Başka yalan bulamadım ben! Bana yalan söylemeyi utanmıyor musun? Ya sen değil mi bana? Ya sen değil mi bana? Yalan! Yalan değil. Böyle yalan söylenir mi? Hamza yaşıyor.
Ben de şaştım senin gibi. Birdenbire çıka geldi. Safa sağlam. Esam. Esam mı diyorsun ha? Esam mı diyorsun? He ya. Esam, Esam. Kanlı canlı. O mezarda yatan Hamza değermiş. Duydun dualarımı Allah'ım. Şimdi para lazım. Kaçması, yakalanmaması için para lazım. Anladın mı şimdi bilezikleri niye istedim? Anladım, anladım. Şimdi vereceğim. Vereceğim, 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 vereceğim. Allah'ım, Allah'ım duydun beni Allah'ım. Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk usta. Gel bakalım. Sana bahsettiğim makine ustasını getirdim. Kemal. Merhaba. Hoş geldin. Daha önce nerelerde çalıştın? Dinç Arslan Çırçır'da. Burası küçük bir atölye. Dinç Arslan Çırçır'a benzemez. Oradaki kadar para veremeyiz sana. Biliyorum. Muhsin Usta bahsetti. Burada vaktinin tümünü makineler almaz. Bizimle çalışacaksan başka işler de bekleriz senden. İşten kaçmam. Ne gerekiyorsa yaparım. Yeri gelince pamuk çuvalları da taşıyacaksın. Makinelerde çalışacaksın. Nerede ihtiyaç varsa oraya koşacaksın. Bu şartlarda çalışmaya varsan... Varım. O vakit işe alındın. Sağ olun. Kemal'i işe almakla çok isabetli bir karar verdiniz. Göreceksiniz. Ne zaman başlayayım? Hemen. Hemen mi? İmanı mı var? Yok, hayır. Uğurlu kademli olsun. Sağ olun. Sağ ol usta. Halide de çok sevinecek. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. O parayı sana vermek mecburiyetinde. Bunu yapmaya hakkı yok. O her şeye hakkı olduğunu düşünüyor. Huzurumu kaçırmak istiyor. Saadetimi bozmak için elinden geleni yapıyor işte. Muzaffer'in vasiyeti değil mi bu? O parayı sana bırakmadı mı? Abim böyle olacağını düşünememiştir. Neyse, sonuçta onun eline kaldım. Gidip Zeka ile konuşabilirim. Serap'ı o ikna edebilir. Böyle bir şey yapma Nerima. Boşuna çaba harcamış olursun. Serap'ın düşüncesinden vazgeçeceğini zannetmiyorum. Senin yerinde olmak istemezdim Halide. Vermek zorunda olduğun karar hayatının en zor kararı. Hafız. Pakize'yi çağırsa abi. Ne diyeceksin sen şimdi Pakkaze'ye? Ya kendimi hiç iyi hissetmiyorum biliyor musun? Bana bir baksın. Söyle ben bakarım. Yok, sen olman. Pakkaze baksın bana. Ya sen ille de Pakkaze diyorsun he? Ya kardeşim, hiç erkek hemşire olur mu? Ya pansuman istiyorsan ben yaparım. Kadına ne hacet var ki? Senin derdin ne? Benim mi? Benim bir şeyim yok oğlum. Ne derdim olacak? Bir şeyim yok ki. Ben senin derdini biliyorum. Niye istiyorsun sen Pakize'mi? Demek bileyim. Ben de senin niye çağırmadığını biliyorum Pakize'mi. Ya ev benim değil mi?
İstediğimi çağırırım, istediğimi çağırmam. Doğru deyin. Efsen, bizim ne piyasamız olur burada? O kadar sırtımızı taşıdık, getirdik. Yine de yarın eminiz. Ne kadir kıymet bilmez biriymişsin sen. Senin gibi arkadaş olmaz olsun ya. Yaptığın iyiliği mi konuşuyorsun ha? Yani beni kurtardın diye şimdi bir de sen mi zulmedeceksin bana? Zulüm? Ha? Ha? Bana zalim diyorsun ha? Ha? Alacağın olsun Ramazan. Olsun. Yüzünü bile görmek istemiyorum senin. Allah Allah. Allah. Sanki ben senin has yüzüne çok hastayım. Asıl ben senin yüzünü görmek istemiyorum. Bana bak bana. Şu bileklerin var ya sızım sızım sızlarını yürüyorsaydı. Şimdiye yürüyüp kalkıp gitmiştim ben buradan ha. Yok. Sen hiç zahmet etme. Rahatını bozma. Ben giderim. Sen iyilene dek. Alacak bir köşe bucak bulurum kendime. Evde sağ kalsın. Yürü lan git. Ona lan gitti. Safa gelmişsin. Başınız sağ olsun. Sağ olasın. Hoş geldin. Hoş gördüm. Hacer. Hoş geldin bacım. Nasılsın? Sağ olasın. Hoş gördüm. Serap Hanım. Valideniz geliyorlar. Hoş geldiniz. Nerede kaldınız? Çok merak ettik sizi. Eksik olmayın. Hoş geldin ana. Hoş bulduk kızım. Buranın ne oldu yine? Gene o yaptı değil mi? Yok yok. Yürek darlığı işte. O çok çaktı. Cemşir üzüntüden kendini bile bilmiyor. Eli ayağı kesildi. Ne gülsen değil öyle el kaldırma. Kaşını kaldıracak hali yok. Beter olsun. Ay, ayakta kaldınız. Oturun şimdi. Şey neyim şey koyayım mı kahve falan? Ay, yok şey, yok istemem sağ olasın. Kahve yapayım. Yok. Ay dur düşeceksin ya. Ne var bakayım senin elinde? Hiç. Nasıl hiç? Aç bakayım. Bu ne? Aman nereden buldun onu? Kümesten. Ne yapacaksın? Yatağıma koyacağım. Civciv çıkacak. Ver bakayım şunu sen. Hırızdan civciv çıkmaz. Ay gadasını aldım. Civciv çıkaracaksın lan. Üstüne mi yatacaksın? Ben şunları yerleştireyim de. Gel. Hadi bak işte bak. Hadi. Kocasından kafayı oynattı zar. Ya. Daha oğlunun gemeli ne kadar oldu? İnsanın yüreği kan ağlar. Nerede böyle gülmek? Gel. Komutanım, Antakya'dan istediğiniz evrak geldi. Evde bakarım artık. İsterseniz ben tetkik edeyim. Bu gece nöbetçiyim. Lüzum yok. Komutanım, haddim olmayarak soruyorum. Neden istediniz bu evrakı? Biz bu dosyayı kapatmadık mı? Kapattık biliyorum. Ortada zanlı da kalmadı. Ancak aklımı kurcalayan sualler var. Hamza neden yaptı bu işi? Amacı neydi bir türlü anlamıyorum. Bu dosya zihnimde kapanmadı yani.
Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne işin var senin ayakta? Neden yatakta değilsin sen? Yatacak yerim olsa yatakta olurdum Pakize. Sende çulçaput bir şey var mı? Ne edeceksin çulçaputu? Ya döşek yapacağım kendime. Allah beni elden kovdu biliyor musun? Kovdu mu? He. Hasta olan bir insana yapılır mı bu canım? Delirdi mi bu adam? Ya işte sinirlendi mi gözü hiçbir şey görmüyor. Kalıbına bakan da adam sanır. He vallahi doğru değil. Bir de hocayım diye geçiniyor. Ya bırak hocayı, insan olan bir insan yapmaz bunu canım. Ya işte bu yapıyor. Sen o bırak da bir çul çaput bir şey varsa ver de bana. Şu dağki çimenlikte kendim ölmüş. Ay. Geç içeri, geç. Sokakta yatılır mı hiç? Esra mı diyorsun? Eve mi alayım ben? İnsanlık öldü mü be Ramazan? Ya Pakize var ya. Sen melaikesin yemin ediyorum. Hadi gel bu gel. Bu gövde yüzünden benim başıma gelmeyen kalmadı. Şerefsiz. Bir de Allah adamıyım diyor. Abo, güpe gündüz adam aldı içeri görüyor musun? Ne günlere kaldık hiç utanma kalmamış bacım. Ya benim eller böyle ya Pakize ondan yoksa kendim çıkardım vallahi. Sen hala niye iyileşmedin ki? Yaraların da o kadar ağır değildi ama. Aceleye ne acet canım? Nasıl olsa iyileşirim. Orada aç kaldım ya, takattan düştüm tabi. Sıcak bir çorba pişirdiydim, getireyim sana. Sağ ol, Allah razı olsun Pakize. Çorbaya gerek yok Pakize. Ben biraz uyuyayım. Kız. Gülizar. Nereden çıktı o bilezik? Hiç. Nasıl hiç? Daha önce hiç görmedim. Yeni zor. Kelebacım, parıl parıl parlıyor, baksana. Ay, amma da sordunuz ha. Ne meraklıymışsınız, cindirme mi kesildiniz başıma? Yoktu evvelden, evet. Yeni, Hidayi. Oldu mu şimdi? Hidayi. Altın bilezik Hidayi. He, benim edinme. Hem de bir er kişiden. Helal, helal. İyi misin Reşit? Allah. Maşallah. Pek becerikliymişsin kız. Nereden buldun her kişiyi? Bütün gün çiftlikte çalışırken. Benim bulduğumu nereden çıkardın? Yani şimdi sen demedin mi her kişi Hidayi aldı diye? Dedim, dedim ama ben onu bulmadım. O beni buldu. Hele bir deyiver. Gıydıra gıydıra anlatma. Ayağıyla çitliğe geldi. Buldu beni işte. Helal, helal. Ay.
kız, Gülizar. Neredeyse her dakika beraberiz. Hangi ara derede oldu bu iş? Ay bir iş falan olduğu yok ya. Niye kabul ettin o zaman? Niye taktın koluna bileziği? Senin de göğünün var o herifte. Vallahi kolay değil o işler o kadar. Düşüncesiz bağlı. Halide! Halide! Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne hal Kemal? Bir şey mi oldu? İş buldum. Hemen başla dediler. Ben de kolları sıvadım, akşama kadar çalıştım. Ne işi bu? Makinecilik. İndirme, yükleme, her işi yapacağım. Peki eve hep bu halde mi geleceksin Kemal? Makine işi. Malum. Başka iş bulamaz mıydın? Bu işi bile zor buldum halde. Muhsin Usta aracı oldu da anca. Maaşı da çok değil. Ama akmasa da damlar, öyle değil mi? Evet. Avans da verdiler. Sen de dursun, ihtiyaçları karşılarsın. Bir şey mi oldu? Yok. İşe girdiğime sevinmedin mi? Sevinmez olur muyum hiç? Hayırlı olsun. Sen ne yaptın bugün? Hiç. Günlük işler işte. Sen şimdi acıkmışsındır. Ben sana bir şeyler hazırlayayım ha. Sağ ol kız. Ha kızı. Bu niye ki ne? Ne karanlıkta yat, ne kara düş gör. Biz önlenmemizi alalım da. Bak şimdi senin yerin ora, benim yerim bura. Bir diyeceğin varsa seslerini verirsin. Eğer kabaksa ben görmem, tamam mı? Hayırdır bu saatte? Şöyle gel hele. Diyeceklerimiz var sana. Yakışık alıyor mu hiç? Böyle bilmezdik seni. Ayıp ayıp. Doğru mu bu ettiğin? Ne diyorsunuz be? Ne etmişim ben? Eve erkek almışsın. Elin adamıyla aynı dam altında kalınır mı hiç? Adam hasta. Arkadaşı olacak da evden kovmuş. Hastaysa hasta. Sana ne? Sokakta mı yatsaydı bu halde? Nerede yatarsa yatsın. Sana mı kaldı eve almak? Bir başına avratsın. Doğru diyorsunuz. Ben bir başıma avradım. Siz alın o vakit. Hem lakırdı da çıkmaz. Eğleşinceye kadar bakıverirsiniz. Hanginiz ister? Emine, sen ister misin? Ev hiç müsait değil. Kaynımgil var, biliyorsun. Zühre? Benim ufak hastam. İki hasta yan yana olmaz. Gülistan bacı? Biz zaten bir odada altı nüfus kalıyor. Havanda su dövmeyin o vakit. Defolun şimdi buradan. Hadi, hadi defolun dedim. Namusuma toz kondurmam ben. Dil uzatan olursa da alnını karışlarım. Cin damarıma basmayın benim. Thank you.
Ne sırıtıyorsun pişmiş kelle gibi? Arka çıktın bana, sağ ol. Kız nasıl da geldin hepsinin hakkından? Helal olsun Yamina diyorum. Zorlu avratmışsın ha sen. Hadi hadi. İyi geceler. Hadi. Sağ ol. Nöbet çizelgesini iyi takip edin. Evet. Komutanım, teftişe mi geldiniz? Teftişe lüzum yok. Sana itimadım var. Sağ olun. Ancak sizi bu saatte görünce... Hamza'nın dosyasıyla alakalı sorunlar var. Ne gibi sorunlar? Dosyayı inceledim. Antakya baştan savma bir iş yapmış. Eksik evrak varsa hemen isteteyim komutanım. Mesele evrak değil. Hamza'nın teşhisi. Evrakı didik didik inceledim. Lakin cesetin Hamza'ya ait olduğuna dair kat'i bir delil bulamadım. Yani mezarda yatan kişi Hamza olmayabilir. Ramazan. Ramazan. Ben işe gidiyorum. Sana bir şeyler hazırladım, kalkınca yersin. Ya vallahi olmuyor Pakize böyle ya. Ben zaten senin üzerinde yük olmuşum. İnan ki zahmet oluyor. Benim zaten hiç iştahım yok ki ne. Olur mu canım öyle şey? İyileşmen için yemen lazım. Allah razı olsun, sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Fahize, beni merak etme, ben iyiyim. İyileşmek için yemek lazım tabii. Böyle. Bir yere mi gidiyorsun? He ya, bir işim var da. Ne işiymiş bu sabah sabah? Sabah öğreniyor. İş işte. Bir şeyler çeviriyorsun sen ama. Ne sorup duruyorsun? Sana mı hesap vereceğim? Bugüne bugün çiftliğin hanımının anasıyım. Çiftliğin de hanımı sayılırım. Yani sen kim? Bana hesap sormak kim? Ben çiftliğin çalışanı, sen hanımısın, he mi? He ya, yeni mi anladın? Bir daha da işlerime karışma. Kaz kazla, kel tavuk, topal horozla. Yani yerini bile acık ya. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. İşe gidiyorum. İşe başladın demek. Evet. Kendi başının çaresine bakacaksın öyle mi? O zaman Halide teklifimi kabul ediyor. Ne teklifi? Neden bahsediyorsun? Haberi yok mu? Çok manidar.
Demek Halide bunu senden saklamış. Halide benden hiçbir şey saklamaz. Ona yaptığım teklifi sana söylememiş ama ona bir şart koştum. Ne şartı? Gelirlerden ona düşen payı ancak senden boşanırsa alabilecek. Lakin seninle evli kalmaya devam ederse beş parasız kalacak. Senin derdin ne Gül? Ne istiyorsun bizden? Neden bizi rahat bırakmıyorsun? Sizi neden rahat bırakmıyorum ha? Sen bizi rahat bırakmış mıydın? Mutluluğumu bozmak için elinden gelen her şeyi yapmadın mı? Sen de intikam alıyorsun öyle mi? Bu yüzden mi bunları yapıyorsun? Hayır, kocamın vasiyetini yerine getiriyorum. Bu Muzaffer'in isteğiydi. Muzaffer Halide ile hiçbir zaman evlenmeni istemedi. Eğer yaşasaydı bunu engellemek için elinden gelen her şeyi yapardı. Bunda muvaffak olamayacaksın. Evliliğimizi bozamayacaksın. Halide aklı başında bir kadın. Senin oyununa gelmeyecek. O kadar emin olma. Sana bahsetmediğine göre o kadar da aklı başında sayılmaz. Kafası karışmış demek ki. Bilezikler var. Yok. Nasıl yok? Sen çiftliğe bilezikler almaya gitmedin mi? Almadın mı yoksa? Aldım. Ama kendim vereceğim Hamza'ya. Bana bak. Zati bela büyük. Bir de sen tebelleş olma başıma. Hamza'yı göreceğim. Oğlumu görmeden hiçbir şey vermem. Bana bak. Sen şu zihnine vur bakalım. Bir gören bir duyan olursa oğlanın başına daha büyük bela mı açacaksın? Dünya gözüyle oğlumu bir daha görme. Bağrıma basma istiyorum. Hiç olmazsa hayır dualarıyla yollayayım evladımı. Bir daha ne zaman kavuşuruz? Allah bilir. Geçenlerde hududu geçerken mayına basıp ölen bir kaçak vardı. Evet komutanım. O kişinin Hamza Öğütçü olduğunu nasıl tespit ettiniz? Babası Cemşir Öğütçü geldi. Eşyasından tanıdı. Eşyası mı? Evet. Cesede bakamadı. Baksaydı da tanınacak gibi değildi. Başka bir tetkik yapılmadı mı? Hayır komutanım. Parmak izini almadınız mı? Lüzum görmedi komutanım. Ceset tanınmaz haldeyse neden parmak izini almıyorsunuz? O kişinin Hamza Öğütçü olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Babası eşyasını tanıyınca... Ha, siz de hemen inanıp teslim ettiniz cesedi, öyle mi? Ya o kişi Hamza Öğütçü değilse, ya babasıyla işbirliği yaptıysa... Adam çok üzgündü. Böyle imarkarlık olur mu? Çocuk oyuncağı mı bu? Neyse, anlaşıldı. İyi çalışmalar.
Hani Hamzam? Nerede? Dur hele. Yalan söyledin. Bilezikleri almak için yalan söyledin değil mi? Densiz densiz konuşup durma. Hamzam öldü değil mi? Öldü Hamzam değil mi? Ana! Anam kurban olsun sana! Ver eline benim ana. Yavrum! Yavrum seni bir daha gördüm ya. Arıma yüzsem de gam yemem. Anam! Cahillik ettim ana. Kızma ha. Önünü arkanı hiç düşünmedin mi? Yok, düşünemedim. Ama şimdi bin pişmanım. Ne olur affet. Allah affetsin oğlum. Biz ne bilek? Bundan kelli yeni bir hayat kuracağım ana kendime. Zor olacak biliyorum. Ama kuracağım ha. Bırak, herkes öldü bilsin beni. Bir daha da dönmeyeceğim buraya. Gözüm üstlerinde. Hiçbiri işten kaytaramıyor. Tarlalarda da işler yolunda. Âlâ. Durum iyi, hoş. Hoş da Zehra Hanım'ın hali halde. Neden? Ne oldu ki? Yani ne bileyim böyle... tavırları bir tuhaf. Nasıl? Hani böyle... ne yapacağını, ne edeceğini pek bilmez gibi. Kolay değil tabii. Üzüntülü başta akıl durmaz. Anlayış göstermek lazım. Ben de öyle dedim ama... sabahleyin giyinip kuşanıp dışarı çıkmış. Dolaşmaya çıkmıştır. Ama... giderken bileziklerini de gizlice yanına almış. Hacer görmüş. Malumatınız olsun diye düşünüyorum. Ağzını bıçak açmıyor. Bir derdin mi var? Yok bir şey usta. Var var. Ama belli ki dillendirecek vakit değil. Usta. Usta. Ahmet. Tamamdır usta. Ne vakittir koşturuyorduk. Nihayet sonuçlandırdık. Sendikanın kuruluşu gerçekleşti. Gerçekleşti mi? He ya. Resmileşti usta. Gözünüz aydın arkadaşlar. Tebrik ederim. Hepiniz çok çalıştınız. Ama sendikayı kurmakla iş bitmiyor arkadaşlar. Şimdi asıl mesele herkesi sendikalı yapmakta. Sen merak etme usta. Dört koldan koştururuz. Sendikalı olmayan işçi bırakmayız evvelallah. Bırakmayalım. Bırakmayalım ki haksızlıklara karşı güçlenelim. Hakkımızı alalım usta. Alalım ya. Duydunuz mu arkadaşlar? Sendikamız kurulmuş. Çok güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel olmuş. Şimdi demli bir çay hak ettin. İçerim tabii. Anne. Buyur kızım. Neredeydi? Hiç. Öyle dolaştım. İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Bileziklerin nerede anne?
Yukarıda dolaptaydılar. Getirsene. Ne edeceksin ki? Getirir misin lütfen? Bilezikleri ne yaptın anne? O adama verdin değil mi? Yok. Vallahi Cemşir'e hiçbir şey vermedim. Hala onu koruyorsun. Yine vurdu sana değil mi? Bu yüzündeki izler de onun eseri. Yok. Vurmadı. Hiçbir şey etmedi bana. Yalan söyleme. Yalan söylüyorsun. Yürü anne. Güllü kızım. Güllüm. Dur Güllüm. Bırak, bırak, bırak. Güllüm. Bak dinle beni. Güllü, Güllü dur. Karnındaki bebeğin hatırı için dur kızım. Ana. Ana. Ana bin hadi. Vay anam vay. Gene celallanmış. Anasından ne istiyor bu ya? Aman bizden ırak olsun da. Baba ya niye geldin bu dağ başına? Ne edeceğim ben bir başıma burada? Bu dağların Allah'ına kurban oğlum. Keyfimizden gelmedik. Bilhassa geldik bu dağ başına. Senin iyiliğin için. Burada sen ne bir gören olur, ne de bir tanıyan. Bir müddet burada mecbursun yaşayacaksın. Yakalanıp Kodes'e girsen daha mı iyi? Daha sonra başka bir şehirde bir yer ayarlarız. Ama şimdi burada idare edecek. Başka çaren yok. Hamza. Ha. Sana şu işi yaptıran adamın adını demeyeceğim mi hala? Demeyeceğim baba. Ölsem de kalsam da demeyeceğim. Kolay gelsin. Ne diyorsun sen burada ya? Çıksan dışarı. Aa, ne diyorsun mu var? Çiftliği teftiş ediyorum. Değil mi? Ha? Bakalım yumurtaları nasıl topluyorsun? Değil mi? Ay, geri dur bağlı. Ya insaf et Gülizar ya. İnan sabrım kalmadı artık. Ya sen ne haşinmişsin ya? Ya beklemeye tahammülüm kalmadı diyorum sana. Seviyor musun beni? Ah. Sevmek ne demek ya? Ölüyorum, ölüyorum. Kandırıyorum seni. Ya ispat edeyim o vakit. Sen yeter ki bu akşam kapını kilitleme. Nasıl ispat edeceğim? Ya gelince görürsün. Geleyim değil mi? Bilmiyorum. Ya bunun bilecek bir tarafı kalmadı artık. Sen istesen de geleceğim, istemesen de geleceğim. Bak hele, sen bu gece kapını sakın kilitleme. Düşünürük.
Yani... tamam mı diyorsun? Düşünürük diyorum. He. Ay, dur, boğacak mı beni ya? Çekil. Bahale, gelmeden önce iyice bir yıkan. Yıkanayım mı? He, teke gibi kokma be. Yani kabul mü diyorsun? Yok, düşünürük dedik ya. Ben anlayacağımı anladım Gülizar. Sana bir daha bu kadına vurmayacaksın demedim mi? He? Utanmaz adam. Akıllanmayacak mısın sen? Soysuz. Neredesin? Çıksana ortaya soysuz. Kimse kurtaramaz onu elimden. Kadının kocasını gören var mı? Size söylüyorum. Kimse görmedi mi? Sabahtan elinde bir bavulla çıktıydı. Sen de vardın ya yanında. Nereye gittiğini bilmiyor mu kocanın? He, beraber çıktıydı. Ama Suğra ayrıldı. Nereye gitti bilmiyorum. Ne bavulu? Ne vardı bavulun içinde? Hamza'nın üstü başı. Fakir fukaraya dağıtacaktı. Buradaki insanlara dağıtsaydınız ya. Sen Muzaffer Bey'in eşyasını çiftlikte tutabildin mi? Görmeyeyim diye dağıtmadın mı? O da gülmek istemedi zar. Rah yerde dağıtacağım. Bilezikleri de mi dağıtacak? Bu işin içinde bir iş var ama anne. Dur bakalım. Er geç öğrenirim. Tertip. Misafire niye geldin diye sorulmaz ama onca sene oldu görüşmeyeli. De bakalım. Hangi rüzgar attı seni buraya? Neyim varım? Musa'yım. Bir ahbabın oğlu. Peşinde kanlıları var. Adana'nın her yerinde onu arıyorlar. Yazık. Zavallı. Bir müddet böyle sessiz bir yerde kalması gerekiyor. Ne bileyim bir de pek fazla insanın görmeyeceği bir işte çalışırsa. Çobanlığı mı diyorsun? Çobanlık? He ya. Çobanlık ederken seni koyunlardan başka kim görecek? He? Koyunlar değil ya kan davalın. Allah razı olsun. Şu sıra buna çobanlıktan daha iyi bir iş yok. Lan da... Cemşire mi? Ben ne anlarım çobanlıktan?
İyi o zaman. İn Adana'ya, indirsinler seni. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti günün? İyi geçti. Sormayı unuttum. Dün Güllü'ye gidecektin. Alabildin mi paranı? Alamadım. Neden? Bir pürüz çıktı. Neymiş bu pürüz? Mühim işi değil canım. Yemeğin altı tutmasın. Çok güzel şeyler hazırladım. Parmaklarını yiyeceksin. Kendi karnımı zor doyuruyorum ben. Ona nereden para bulup vereceğim? Para mara istemiyorum kardeşim. Karın tokluğuna çalışacak. Öyle der mi yeğenim? Ha? Ha ha. Nevale'yi de biz gönderirik. Birlikte yersiniz. Ha. Maksat bir iş öğrensin. Gece gündüz ayakta dinlenebilecek mi? Güneşin altında dolanabilecek mi? O vakit olur. Ha sen çok yaşa. Gel hele Hasan, sana bir şey diyeceğim. Gel, gel, gel. Baba, ya keşke mapsa gireydim. Artık sıkacağım bir süre dişini. Ondan sonra bir hal çaresine bakarız. Madem bu haltı yedin, ceremesinde çekeceğim. Artık sahip sana emanet. Yolcu yolunda gerek. Güle güle. Hadi. Güle güle. Hadi sahip. Kendine iyi bak. Kalın sağlıcakla. Nasıl böyle bir hata yapılır anlamıyorum Sayın Savcım. Cesedi doğru dürüst teşhis etmemişler. Kimlik tespitini cesedin üzerinden çıkan eşyalardan yapmışlar. Teferruatlı bir tetkike lüzum bile görmemişler. Düşünün. Parmak izini incelemeden bu Hamza'dır diye babasına teslim etmişler. Kusura bakmayın. Sizi de apar topar buraya çağırdık. Mühim değil. Ceset çürümeye başlamadan parmak izini almamız gerekiyordu. Bu yüzden kaybedecek zamanımız yoktu. Elinizde şahsın parmak izlerinin bulunması şans. Sadece Hamza'nın değil, Adana'nın yarısının parmak izi var elimizde. Umarım bir neticeye ulaşırız. Umarım. Umarım geç kalmamışızdır. Pakize uyuyun da kız. He. Yalancı. Susarsan uyuyacağım. Senin bu yaptığını kimse yapmaz biliyorsun değil mi Pakize? Hakkımı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum, yemin ediyorum.
Biliyor musun Pakize? Ben hiç kıymet görmedim. Herkes bana boş vermiş. Allah'ın acımadığına biz niye acıyak dediler Zahar. Bebeliğimden beri hep iptilip kakıldım. Canı sıkılan gelip bana çattı. Herkes lafıma gülüp geçti. Aha böyle eşya kadar oldum. Gene de bir tane adam beni adam yerine koymadı. İşte o zaman anladım bundan kurtuluş yok. Ya kaderime küsüp karılar bağlayacağım. Ya da ben de maytap geçeceğim. Herkes benimle. Ben de hayatla maytap geçeceğim. Ağlayıp da gözden mi olayım? Vurdum kendimi deliliğe. Sulu olduğuma bakma ha. Gönlümdeki acı yanıp duruyor. Ne yapayım ben de böyle sululukla söndürüyorum işte. Öfkem böyle bazen taşıp taşıp kabarıyor. Gerçek gerçek gülüyorum o vakit. Halil'e de kimse beni anlamıyor tabi. Sana bir şey diyeyim mi? Ben böyle gülüp geçiyorum ama... gece oluyor da yatağa giriyorum ya... gülemiyorum biliyor musun? Hem de hiç gülemiyorum. İnsan o vakit yalnızlığını daha iyi anlıyor. Diyorum ki... böyle benimle karşıma... senin gibi böyle özü sözü bir... böyle güçlü, kuvvetli... kimseye eyvallah olmayan biri çıksa... bak sana yemin ediyorum 10 dakika basarım nikaha. Ondan kelle havada karada ölüm yok bana yemin ediyorum. Canımı dişime takar, ekmeğimi taştan çıkarırım vallahi. Öyle başkaları gibi de... kıymet bilmemezlik yapmam ha. Gözümü mahreme çevirmem. Böyle dizinin dibinden ayrılmam. Yemez yediririm, içmez içiririm, giymez giyindiririm. Vallahi. Bak Allah seni inandırsın, yemin ediyorum yani. Çok mesut ederim. Duyun lan ben. Pakize uyudun mu kız? Yok. Uyumadım. Sen ne diyorsun bu usta? Allah rahatlık versin. Günaydın. Hemen çıkıyor musun? Artık bir işim var, biliyorsun. Kahvaltı etmeyecek misin? Canım istemiyor. Hemen gitme, ben sana şimdi bir şeyler hazırlarım. Halde. Güllü sana ne dedi? Nereden çıktı şimdi bu? Benden boşanmazsan... paranı alamayacağını mı söyledi? Bunu nereden biliyorsun?
Demek doğru. Niye bana söylemedin? Neden sakladın? Yoksa kararını verememiş miydin? Haklısın. Zor bir karar. O zaman ben sana yardımcı olayım. Boşanalım. Bana baksana sen. Efendim Pakize. Efendiler kaldırsın tabutunu. Hani en yakın arkadaşındı? Hani arkadaştan da ileri kardeşsiniz? Niye kavga ettiniz gene? Ramazan'ı mı diyeyim? Yok, bayramı diyeyim. İş mi bu senin yaptığın? Beni sana mı şikayet etti? Ya kendi dediklerini demedi mi? Ardımdan sürüyle laf söyledi. Ne yapsaydım? Susup dursa mıydım? Ha? Benim dilim yok mu? Lafını edeceksen et tabii. Kavga etmek başka, hasta adamı evden kovmak başka. Ay. Hiç mi vicdanın yok senin? Hasta adam sokağa atılır mı hiç? Ben Ramazan'ı sokağa atmadım ki. Tamam, kavga ettik. Ama evimi bırakıp ona gittim. Demek kovmadın ha? Ekmek kuran çarpsın ki kovmadım. Gel benimle. Adana köprü başı, Adana köprü başı. Otur saraya karşı, otur saraya karşı. Tıs, tıs, Pakize sen misin? Yemin ediyorum var ya, iyi olacak hastanın doktor ayağına geliyor. Babak, sen niye geldin? Senin ne işin var burada? Eğer benden af dileyeceksen hiç boşuna nefesini tüketme. Seni affetmiyorum, biliyor musun? Pakize söyle hele şuna, dışarı çıksın. Ah. Hafız, çık dışarı. Ben çağırdım onu. Sahtekar, düzenbaz, madrabaz herif seni. Hafız. Seni evden kovdum ha? Bak. Öyle mi? Yalancı. Yalancı. Bak Gezer. Gördün mü bak? Kertlik gibi nasıl seki. Çakı gibi. Çakı gibi. Hiçbir şeyci yok bunun, hiçbir şeyci. Çakı gibi. Hafız bak, bana iyi dinle. Anlatacağım bak Gezer, bak. Vallahi bak. Ben de sana anlatacağım hepsini. Gözüne dizine dursun he mi? Anlamıyorum ki. Nereden çıktı bu yıkanma hevesi? Hamama zor sokardım seni. Şimdi tutturdum yıkanacağım diye. Ne oldu ki?
Hem sen daha 2 gün evvel yıkanmadın mı? Ya şimdi Hacer'cim, ben hiç boş duruyor muyum ya? Oradan oraya koşturmaktan helak oluyorum ben ya, helak oluyorum. Bugün de zaten çok terledim ya, aman toz toprak içinde kaldım. Ya zaten ne demişler? Temizlik imandan gelir demişler değil mi? Şu kolumu bir öfele bak emice, öfele öfele öfele. Oh, oh. Aksın gitsin şu kirler iyice bir aksın ama. Tamam, tamam. Öfeli yok. Hayatım. Hay bacı. Fırıldak. Irz düşmanı. Yalancı. Hain. Allahsız tospa. Ya Allah'ın adını ağzına alma sen. Salak süvari. Öyle mi? İnek arabası. Buyurun. Ramazan'la görüşecektin, burada mı? Seni çağırırlar. Beze. Biraz konuşabilir miyiz Ramazan? He. He. Benim yapacak işlerim vardı. Ben onları halledip geleyim. Buyurun. Gel Beze, buyur. Ben de varım Ramazan. Neye Deze? Güllü'ye dava açacağım. Esra mı düğün Deze? Hı hı. Topraklarımızı alacağız. Ona hakkımızı yedirmeyeceğim. Ya Deze sana yemin ediyorum var ya zaten el ele verdik mi söke söke geri alırız ya. Değil Güllü, 42,5'luk top bile bize naçar kalır, devremez bizi vallahi. Gülü'yle savaşmaya hazırım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Yaptıkları yanına kâr kalmayacak. Bedelini ödeyecek Deze. Ödeyecek. Ah Gülizar, ah. Sen bu hale düşecek kadın mıydın? Koskoca Muzaffer Bey'den sonra kala kala bir bereçte mi kalacaktı? Adam sende. Kaldıysam kaldım. O da erkek değil mi? Allah, sen günah yazma ya Rabbi. Bir ömür boyu boş duracak değilim ya. Hacer. Hacer.
Gülizar. Gülizar. Ne oldu Reşit Efendi? Uyku mu tutmadı? Hemi de nasıl tutmadı? Gülizar. Niye açmadın kız kapıyı? Niye beni dışarıda beklettin ha? Hiç açmayacaksın zannettim. Niye açmayayım ki? Reşit. Reşit'in var ya. Kurban olsun sağ. Beni gezmelere götüreceksin mi? Götürmem mi kız? Bana entariler alacaksın mı? Golye alacaksın mı? Almam mı kız? Her dediğini alacağım. Her dediğim öyle mi? Alır mısın? Öte bile geçerim. Söz mü? Söz kız. Ben var ya... senin gibi bir avladı hayatımda hiç görmedim. Senin her dediğini yaparım. Dünyanın sonuna bile giderim Gülizar. Geç kaldık Gülizar. Allah. Çok geç kaldık. Uyuyup kalmışız. Allah vere de Hacer uyanmamış olsa. Allah. Çok geç kaldık Gülizar. Çok geç kaldık. Bacım, benim herifi gördün mü? Yok, görmedim. Allah Allah. Hiç benden evvel kalkmazdı. Nereye gitti acip? Ne bileyim bacım. Neredeydin sen? Ne demek neredeydi canım? Kenefede mi gitmeye? Altımıza mı edek? Sabah sabah ne soruyorsun sen? İyi, iyi. Tamam. Bir şey demedik. Geç öyle, hadi geç öyle. Çekil git şöyle. Doktor kahveye bir şey demiyor mu? Günde bir taneye kadar izin var. Halide.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. Demek kararını verdin. Evet, verdim. Anlaşılan konuşacaklarınız var. Ben sizi yalnız bırakayım. Buna lüzum yok Zekai. Konuşacaklarımızı sen de duyabilirsin. Senin ne işin var burada? Hangi yüzle çıkıyorsun karşıma? Daha benim yüzümü çok göreceksin Güllü Hanım. Çok. Defol git buradan. Defol. Acelesi yok. Giderik. Hele bir diyeceklerimizi diyek. Tezenle beraber giderik. İkimizin de senin sadakana ve iznine ihtiyacı yok. Biz o çiftlikte doğduk Güllü. Şimdi üstünde oturduğum bütün topraklar bizim ceddimizden kaldı bize. Babam ölmeden evvel bütün malları abimin üstüne geçirdi. Hiçbirimizin buna itirazı olmadı. Abim her zaman haklarımızı korudu. He, kendi geldi. Toprakları kendi elleriyle verdi bana rahmetli dayım. Babamdan kalan malları senden alacağım. Ramazan'da kendi hakkını alacak. Nasıl yapacaksınız bunu? Ben vermeden nasıl alacaksınız toprakları? Ramazan'da ben de seni mahkemeye vereceğiz. Babamın malları abimin üstüne haksız yere geçirdiğini ispatlayacağız. Hem benim hem de Ramazan'ın annesinin topraklarının iadesini isteyeceğiz. Avukatın varsa sor. Buna hakkımız var. He? Tekmilini sorup öğrendik. Dezemle beraber açacağız davayı sağ. Neyse. Ben bunları söylemek için gelmiştim. Galiba senin beklediğin yanıt bu değildi. Ne oldu Güllü Hanım? Şimdi ne yapacaksın? İkimizi birden mi kapatacaksın ahıra yoksa, ha? Hı? Peşinden koşma alımcık. Kalk. Seni duyama kalk. Koş onları kes. Kes onları. Koş buradan. Koş buraya. Koş. Buraya kadar zahmet ettin. Teşekkür ederim. Ne demek? Lafım olur. O halde otomobil kullanmana müsaade edemezdim. İstersen bununla geri dönebilirsin. Yok, lüzum yok. Fabrikanın şoförü gelip alacak beni. Tamam. Böyle sıkıntılı bir zamanda beni yalnız bırakmadın. Sana çok teşekkür ederim Zekai. Daha fazla sıkılmana gerek yok. Halide de Ramazan'da hiçbir şey yapamaz. Ama Serap gene de her ihtimale karşı geçici bir süre malları başkasının üstüne geçir.
Ama akrabalardan olursa mahkeme kabul etmeyebilir. Bana satmışsın gibi yapabilirsin mesela. O zaman mahkemede işleri daha da zorlaşır. Ben anlamam bu işlerden. Ben anlatırım. Yardım ederim sana. Halide'nin değil de benim tarafımda olman beni ziyadesiyle mutlu ediyor Zekai. Sen bana Muzaffer'in yadigarısın Serap. Hep senin tarafında olacağım. Seni memnun etmek için ne gerekirse yapacağım. Misafirim var. Halide. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serap Hanım çiftlikte mi Reşit? He içeride. Buyurun. Gene niye geldi bununla? Serap Hanım, komutanlar sizinle görüşmek istiyor. İyi günler. İyi günler. Serap Hanım, size mühim bir haber vermek için buradayız. Buyurun. Şu anda mezarda yatan kişi abiniz Hamza değil. Ne? Hamza değil mi? Evet, başkası. Abinizin parmak iziyle karşılaştırma yaptık. Tutmuyor. Hamza ölmemiş. Hayatta. Gel. Beni çarpmışsınız Zekai Bey. Sen bizi enayi mi sandın ulan? He? Sen bizi enayi mi sandın? Yok Zekai Bey, estağfurullah. O ne demek? Sus, konuşma. Fabrikadan mal çalıp başkalarına sattığını biliyorum Hamza. Böyle bir şeye nasıl cesaret edersin ha? Yakalanacağını hiç mi düşünmedin? Böyle bir şeyin cezası kaç yıldan başlar biliyor musun? Şimdi jandarmaya haber vereceğim. Gelip hemen tutuklasınlar seni. Zekai Bey, bir cahillik ettim. Gözünü seveyim, gözünü seveyim. Affet beni. Konuşma dedim. Muzaffer duyarsa ne yapar biliyor musun? Belki eniştemdir, affeder değil mi? Enişten olsa ne yazar ulan? Enişten olsa ne yazar? O ihaneti asla affetmez bilirsin. Kimseye bırakmaz, cezasını kendi elleriyle verir. Seni kör bir kuyuya atar da cesedini bile bulamazlar. Ya öyle demeyin Zekai Bey. Muzaffer'e söylemeden jandarmaya teslim edeceğim seni Hamza. Belki hapislerde çürürsün ama hiç değilse canın kurtulur.
Ya vallahınızı severseniz eniştem söylemeyin ya. Ya bak siz büyük adamsınız ha. Affedin beni. Affedeyim öyle mi? He. Seni affederim amca. Ama bir şartla. Eğer şartımı kabul edersen... ...hem daha çok para kazanmanı sağlarım... ...hem de canın kurtulur. Ama dediklerimi yaparsan. Serap iyisin değil mi? Şey ben izninizi rica edeceğim. Fabrikaya dönmem gerekiyor. Şoför gelmiştir. İyi günler. Hamza ölü kabul edildiği için rahat rahat kaçma imkanı olmuştur. Eminim ki şimdiye kadar saklanabileceği güvenli bir yer bulmuştur. Bu yüzden yakalamamız biraz uzun sürebilir. Lakin şundan hiç şüpheniz olmasın. Er ya da geç yakalayacağız. Bakın Serap Hanım, sizi temin ederim ki başından beri bu dosyada titizlikle çalışıyoruz. Buna mukabil yine de böyle bir hata yapıldı. Ne kadar üzgün olduğumu belirtmeme izin verin lütfen. Emin olun ki bu durum tamamen bizim dışımızda vuku buldu. Size kızmıyorum. Görevinizi yaptınız. Size sadece teşekkür edebilirim. Anlayışınıza teşekkür ederim. Bundan sonra da her tür gelişmede size haber vereceğiz. O halde izninizi rica edeceğim. Boşuna üzülmüşsün. Ben de boşuna sevinmişim. Hamza alçağı yaşıyormuş. Ne? Yakalandı mı Hasan? Hamza. Adı batsın. Ah benim kara yazılım. Ah benim kömür gözlüm. Biliyordun. Hamza'nın ölmediğini biliyordun. Yok. Nereden bileceğim? Boşuna inkar etme. Biliyordun. Yaşıyormuş deyince sevineceğini üzüldün. Yakalandı diye korktun. Yok. Bileziklerin nereye gittiği anlaşıldı şimdi. O valizdeki eşyalar da fakir fukaraya değildi değil mi? Hamza'yaydı hepsi. Babam olacak o alçağın başının altından çıktı değil mi bütün bunlar? Güllüm, sakin ol kızım. Bak bebeğine zarar. Görecek o gününü. Görecek o gününü. Güllüm sakin ol. Güllüm. Güllüm kızım. Güllüm. Güllüm.
Karışma sen. Yalvarırım Güllü. 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 Güllü anne. Kızım. Güllü. Güllü kızım. Güllü kızım, ne yapıyorsun? Güllü. Onu hakkımızı yedirmeyeceğiz. Sonuna kadar karşısındayız. Ramazan'da ben de bu hususta kararlıyız Kemal. En doğru kararı vermişsiniz. Gülün'ün bu yaptıklarına karşılık vermek lazımdı. Haysiyetli davrandın. Onun önünde eğilmedin. Güllü'nün oyununa gelmedin. Bana da ne kadar değer verdiğini bir kez daha anladım. Sonuna kadar yanınızdayım. Ona karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Olacak o cani nerede? Onu sakladığını biliyorum. Söyle. Nerede o? Eğer söylemezsem.